Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Apple Watch'ı konuşacağız. Çok önemli birkaç bilgi paylaşacağım bu konuda. Özellikle yeni alacaklar için veya satın almak isteyenler için. Bu bilgiler çok önemli gerçekten. Çünkü arkadaşlar şu son dönemde Covid-19'dan dolayı giyilebilir teknoloji olarak arkadaşlar alacağımız herhangi bir ürün maalesef kutuyu açtıktan sonra iade etme gibi bir şansınız olmuyor. Çoğu inceleme videosuna baktım. Çok fazla bu konuya değinmemişler ama bu konu önemli arkadaşlar. Çünkü bu teknoloji olmasa bile herhangi bir şey olsa aldığınız ürün eğer hoşunuza gitmiyorsa maalesef bunun sonunda üzülebiliyorsunuz ve sıkıntı yaşayabiliyor insan. Mutlaka eğer alışverişinizden sonra aldığınız üründen sonra üzülmek istemiyorsanız doğru sipariş verdiğinizden emin olmak istiyorsanız bu videoyu kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Konuya geçmeden önce arkadaşlar önce Apple Watch'ımızın kutu açılışını birkaç saniyede izleyelim. Tekrar burada oluruz. Evet arkadaşlar, kutu açılışı bu şekildeydi. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi Apple Watch arkadaşlar şöyle değerlendirelim. Apple'ı biliyorsunuz gerçekten ticari stratejisi çok 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 uyanık arkadaşlar gerçekten. Bakın Apple Watch Series 6'yı çıkardı ama burada çok önemli bir hilesi var yine arkadaşlar. Aslında ebat olarak 40, 42 ve tabii ki 44 milim çıkarması gerekiyordu ama 42 çıkarmadı. 38 de çıkarmadı arkadaşlar. Şimdi bu konuda bu konu çok önemli arkadaşlar. Gerçekten bakın ben bu gördüğünüz arkadaşlar 40 milim Apple Watch. 40 milim Apple Watch arkadaşlar. En basitinden arkadaşlar şöyle değerlendirelim. Bakın çocuklar için standart diyorum. Küçük bile olur. 38 milim o kadar küçük oluyor ki arkadaşlar. Yani çocuklar için kullanılabilecek bir cihaz haline geliyor. 40 milim arkadaşlar S diyebileceğimiz herhangi bir elbise veya ayakkabı bedenlerinde olduğu gibi arkadaşlar böyle genel olarak standart olarak size değerlendireyim ki anlayasınız arkadaşlar. Şöyle ki biliyorsunuz ki elbiselerde özellikle çoğu ürünlerde numaralar 1, 2, 3 diye geçer. Yani S, medium, large olarak geçer arkadaşlar. Apple Watch'ın yani saat kategorisinde arkadaşlar bunun için en cazip örnek arkadaşlar 40 milim S oluyor. Yani 1 numaralı arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirin. Bu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar kesinlikle. 42 milim tamamen medium yani iki beden olarak düşünebilirsiniz. Ve large olarak da yani 3 numara olarak large'ı büyük beden olarak tavsiye edebilirim arkadaşlar. Kesinlikle bu şekilde düşünmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü arkadaşlar tamam belki büyük ekranın daha kolaylık sağlaması için veya zevkine göre, tarzınıza göre, isteğinize göre seçebilirsiniz. Ama biliyorsunuz ki Apple Watch kare tasarımlı bir saat. Ve bu biraz daha kaba gösterebiliyor cihazı ama eğer yuvarlak oval olsaydı o zaman 44 milim için bile sorun olmazdı. Fakat bu şekilde bu kadar pahalı aldığınız bir cihazı
mutlaka kılıf takacaksınız. Ve bu kılıf taktığınızda arkadaşlar gerçekten acayip bir fark yapıyor. Yani böyle kaba görünebiliyor. Bu 44 milim için gerçekten çok kaba görünmesine sebep oluyor. O yüzden arkadaşlar eğer benim gibi orta bedenseniz, yani medium kullandığınız bütün ürünlerinizde medium kullanıyorsanız, yani iki beden kullanıyorsanız, kesinlikle 42 milim olsaydı arkadaşlar ben 42 milim alacaktım. Ama 40 alternatif olarak 40 milim alıyorum. 40 milim kullanabilirsiniz. İşte Apple'ın burada ticari hilesi burada arkadaşlar. Aslında 38 milim, 40 milim ve 42 milim, hatta 44 milim çıkarması gerekiyor. Yani arkadaşlar bilek ebatı arkadaşlar 2 milim diye, medium diyebileceğimiz bilek ebatı arkadaşlar 19 santim ile 20 santim arası. Benim bileğim o şekilde arkadaşlar. Bakın bu şu an 40 milim. 40 milimlik Apple Watch arkadaşlar. Bu şekilde görünüyor yani. Ya bunu çok böyle küçük derseniz en fazla arkadaşlar hani saat tasarımından çıkmayacak şekilde 42 olur yani. Medium olur. Ama düşünün bunun 38'i olsa, 38 zaten yani çok daha feci olur arkadaşlar. O yüzden bunu bilmeniz çok önemli gerçekten. Çünkü sonradan iade edemiyorsunuz kutuyu açtıktan sonra. Ben hatta 44 milim istemiştim. Siparişini vermiştim. Sonradan iptal ettim arkadaşlar. Kutuyu açmadan yalnız. O şekilde iade ettim. Tekrar şu şekilde arkadaşlar. Tekrar bakın 40 milim bile arkadaşlar. Yani tasarım olarak tamamen yeterli diyorum ben. Çünkü şey için 19 ile 20 santim arası bileğiniz varsa kesinlikle, eğer saatin dışına çıkmak istemiyorsanız tasarım olarak kesinlikle öneriyorum 40 milim arkadaşlar. Biraz daha büyük istiyorsanız en fazla 42 milim arkadaşlar. 44 milim kesinlikle çok kaba oluyor. Bunu bilmenizde fayda var arkadaşlar. Sonradan alıp pişmanlık duymayın. Çünkü biliyorsunuz iade sorunu var. Bu şekilde arkadaşlar. Birinci konumuz buydu. Bakın şu şekilde. Tamamen iki beden gayet güzel. Ama 20 santimin üzerinde bilek ebatınız yani large'sa, bayağı bileğiniz kalınsa sıkıntı yok. O zaman 44 milim tabii ki alabilirsiniz. Bu da battal boyu gibi oluyor. Yani 3 beden gibi oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Önemli olan ikinci konuya geçelim. Bakın bu konu da çok önemli. Benim iPhone'larım, yani kullandığım iPhone'lar, serinin en başından beri kullandığım iPhone'larım da hepsinde mutlaka, özellikle cari bilek işim olduğu için arkadaşlar, bu konularda iCrew falan işim olduğu için arkadaşlar, mutlaka her cihazımda kesinlikle cari bilek oluyor arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir sorun var arkadaşlar. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Bakın ben saati halen eşleştirmedim. Çünkü arkadaşlar benim şu an düşük versiyon, yani iOS 13.3 13.1 mi ne, her neyse artık arkadaşlar. O sürümde telefonum, o sürümde olduğu için eşleştirmeyi yapamıyorum. Şimdi böyle bir de sorun var arkadaşlar. Bunu da bilmenizde fayda var çünkü çok önemli. Bazı insanlar aylarca, yıllarca jailbreak aracını bekleyebiliyor. Şimdi jailbreak aracını burada konuda anlatmayacağım. Çünkü çoğunuz araştırabilirsiniz veya bunun tanımını da ben çoğu videoda yapmışım arkadaşlar. Jailbreak aracı biliyorsunuz iPhone telefonunuza ekstradan üçüncü şahıs özellikli uygulamalar, temalar vs. telefonunuzda işte tamamen Apple'dan bağımsız olarak her türlü işlemi yapabileceğiniz bir araç. Çok güzel. Ben arkadaşlar kesinlikle jailbreaksiz telefon kullanmıyorum. Bu şekilde eğer sizin de telefonunuz jailbreakliyse ve son sürümde değilse, maalesef arkadaşlar Apple Watch'ı ben eşleştirmeye çalıştığımda şöyle bir sorun çıkıyor. Lütfen telefonunuzu iOS'un son versiyonuna güncellikten sonra Apple Watch'ınızı eşleyin. Yani bunu yapmadan yapmıyor arkadaşlar. Alternatif olarak şöyle deneyeceğim arkadaşlar. Belki eğer olumlu olursa zaten paylaşacağım. Farklı bir jailbreak olmayan, son sürümü olan bir iPhone'dan eşleme yapacağım. Ondan sonra tekrar kendi telefonumla eşlememi deneyeceğim ama sanmıyorum yine o şekilde olacağını. Bu yüzden arkadaşlar son sürüm güncel versiyonu için, eğer jailbreak'ten benim gibi vazgeçilmez biriyseniz arkadaşlar mutlaka bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar o zaman maalesef son sürüm jailbreak beklemeniz gerekiyor. O da her zaman denk gelmiyor. Örneğin arkadaşlar ben biliyorsunuz birkaç gün önce iOS 14.1 için, 14 için işte jailbreak güncellendi. Eğer ondan önce Apple Watch almış olsaydım şu an eşlemiş olurdum ve gayet sabit bir şekilde, güzel bir şekilde kullanmış olurdum. Ayrıca jailbreak'in Apple Watch konusunda nimetlerinden de faydalanmış olurduk ama maalesef kaçırdık. Artık öyle bir şey bekleyeceğim arkadaşlar. Böyle bir güncel sürümü bekleyeceğim arkadaşlar. Jailbreak artık ne zaman gelecekse. Bu arkadaşlar bu konu gerçekten önemli. Paylaşmak istedim. Umarım yardımcı olmuşumdur. Çünkü arkadaşlar ebat konusu gerçekten bakın ben söylüyorum. Bunun çoğu insanın başına mutlaka gelmiştir.
Eğer aldığınız Apple Watch büyük veya küçük geliyorsa bu sizi üründen soğutabiliyor arkadaşlar. İstediğiniz havayı alamıyorsunuz. Ya şöyle bir şey arkadaşlar, aldığınız bir elbise veya ayakkabı ebatından hoşlanmadığınızı düşünün. Yani bitti yani, çöp oldu gitti yani, öyle bir şey arkadaşlar. Bir de iadesi de yok yani arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var. Gerçekten sıkıntılı bir durum. Bunu bilmenizde fayda var arkadaşlar. Videomuz böyle arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşum. Gelecek videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.